kap elimde kaldı hmm. ee, kaptan abi bizim maskotumuz bir daha söylüyorum altını bir daha çizmek istiyorum altını diyorsun. bir daha çizmek gerekirse şu anda masaya koymuyorum çünkü masaya koyduğumuz zaman gözükmüyor benim kamerada ya elini tut o zaman Eğer aa maskotsa... şu an şimdi oldu gibi aa, şimdi bak oldu. ikisinde de gözüküyor, gözüküyor. Kafası... kafası gözükmüyor o yüzden ben e, programı böyle devam ettireceğim kaptan bana ön plana çıkması lazım biraz arkadaşlar yani. çünkü siz tanımadınız yani Kap mıydı? En baştaki programdan beri hep konuştuk. Hep el üstünde tutuyoruz. Ama bir kere seslenmişsin kapa. Onu bir nasıl aklımıza tutalım? Abi sen de mesela şu an şapkalısın. Sana şap desek mesela. Ne? Hiç hoş olmaz. Olur. Sen bir yani Yo, ırkçılık gayet bu. Doğru. Sen bir şey diyor musun abi? Bir şey demiyor. Programda ismini kap ve şap yap o zaman. <laughs> Çok kötü. Özür dilerim. <güler> <güler> özür dilerim. Diyor, güzeldi ya. Yok yok kullanıyoruz. Bundan sonra programın Kap ve Şap. Kuali. Aa çok kötüymüş. Bundan dolayı vicdan azamıyla doğru şap. Tango keş var. Tango ve keş gibi yani. <güler> o tango ben keş öyle düşündüm. Kap ve şap. Arkadaşlar tekrar ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. <güler> ne demek? Ee, yavaş yavaş başlayacağız. Her gelen konukla böyle bir antrenman yapıyoruz. Serkan'cığım çok güzel yapmışsın bunları bir kez daha söyleyeyim. Tebrikler. Onun kolları neden geriye doğru? Onu da sen mi yaptın? Hayır ya. <laughs> ya... ama e, açısından dolayı normalde çok daha güzeldi. Bir... Bak uçakmış gibi ama şey yapamadı. Kendi hazırlamış değil mi? İleri evet, doğru atacak kendisini. diye gidecek gibi ama bu atlamış, düşmüş, ayağa kalkıyor. Bunun bambaşka bir durum var. Bu kendisi köpek kullanmış. Bence koymuş. bu kesinlikle helikopter yapacak. Biraz sonra breakdance ham başlayacak. Evet. Aa breakdance. İkisi bence uyumlu ya breakdance gibi olmuş. Evet, bu güzel birazcık olmuş. uçuyor ama. Ha Şey bunlar profesyoneller. O da yandan hey, 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 <laughs> yeni <utak> gelmiş. Yeni gelmiş. Onu da kendi günü O ne peki? Ayı niye öyle efendi gibi oturuyor orada? O efendi çocuk tabii şeyin yanında... ...moderatörün yanında oturuyor değil mi? Evet bu efendi. <laughs> bu bunun bakıcısı. Öyle düşün. <laughs> Buradan ip var. Bu böyle uzaklaştığı zaman... Bir maymuna da benziyor mı? biliyor musunuz? Yani tam ben... Ha, bunu geçen programda da konuştuk. Ayı mı, Biri dedim ona evet maymun mu ayı mı tam, tam belli ki, değil. Yani eğer bir tanesi bir şey ise hepsinin aynı ırktan olması lazım ama öyle değil dediler. Ama, ama maymun dediler onlar başka bir şey dediler. Topuklarını aynı. sıkmışlar onun bazı olaylar olmuş onun topuklarında delikler <Gülüyor> <gülüyor> var. Yani gerçekten neye karıştı bilmiyorum ama. Belki de o yüzden ağır abi gibi oturuyor. <gülüyor> 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 Tabii bir, Neyse şunu ispatladık ki her şey hakkında konuşabiliyoruz. Tabii ki de. Program şöyle işliyor zaten. İzlemişsin bilirsiniz. Vallahi sen söyle. Ben şey izledim. Ee... Hayır öyle değil. Sen Ya <laughs> Nasıl ya? Nasıl? bir şey soruyordum hmm, Yey! <laughs> <laughs> sana bir atsaydık çok. Sen çok ne <gülüyor> <dışarıdan> <gülüyor> <kaldır. bir>. <laughs> Aa çok güzel oldu. Tak tak oradan oraya çık. Oo güzelmiş. Yine olur. Heseden öpme olur. Şöyle yapsan olur. Üniversitedeyken nahçılık oynuyorduk biliyor musunuz onu? Evet. Biliyor nahçılık mı? Mu? Hiç ya, şu, bilmiyorum. Aa, ya erkekler. Sonra, yani diyor. göstermek gibi olmasın. Erkekler ee, oynuyordu. Evet ya böyle de, bir, bir şey var şimdi. Bunu da böyle bir dincileyelim. E, Herkes birbirini de. gösteriyor. En son baktığın kişi de. Hayır hayır öyle değil öyle değil. Öyle değil öyleydi. Mesela bu böyle elimde benim. Mesela böyle sektiriyorum. Şöyle. Oha çok güzelmiş. Şöyle bak. Baya şey nah mı sektiriyorsun? Ha bak. hızlı hızlı. hızlı. Bak şimdi evet. duvara açacağım biraz kafanıza çarpmasın dikkat edin. Hızlı attım hemen aldım gördün mü? Çok Geldi iyiydi. Geldi valla oldu. Bak. Hop tuttum. <laughs> ben heyecanlandım şimdi... nasıl olacak şimdi bilemedim. Abi, <laughs> Heyecanlanma Heyecanlandım. şimdi... ortasına atsana. <laughs> tam yüzünün ortasına atsana. <laughs> yüzünün ortasına atsana <laughs> ama at. dikkat et ağzını kapa. Tamam. <laughs> <laughs> ağzını kapa. <laughs> Elimde <laughs> tutman lazım ama. Elimde tutmayacak. Şuradan bir şey yapacağım. Ben bir şey yapacağım. Şey tam şuraya at. Şuradan sektir. Yok, şuraya at. Şuraya. Direkt mi atayım? At at. Sektirmeden. Yok tam Gördün mü? <laughs> ben de burada nah çıkıyor. <laughs> Böyle sanki bir parmak varmış gibi görüyor musun? Tık geldi oraya. Geri atıyorum, geri atıyorum tut. At çabuk. <laughs> Oldu be. Vallahi yani. <laughs> Çok güzelmiş ya. Bak şimdi bak bu şeyi de yapabilir misin? Bu elimde yok ya bak. Hop. <laughs> şimdi ben bunu ne, ne yapalım bunu? Kiraklı kızlar bunu niye oynamıyor? Biraz <laughs> oynayalım sonra bir tamam. arkadaşlarız onda kadar. Elin, elini aç, şey ah. yapma. Ha. Bir kendini açma bir elini. <laughs> Hop. Aa, Aa ya, bravo. Ya. Ama dur kaybettim ben. <laughs> tamam sen de bana at kaldırıyorum tamam. artık. Ya bana atarmışsın ya? Bana at. Tamam sana bana at. Atıyorum. Bana. At. Tamam o, oğlum, abi. Camdan, camdan Sekti. Bu. Ben dışarı attım. Hayır abi. camdan abi <laughs> ne yapıyorsun? Azlar. Ağzıma giriyordu ya. Yani. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Çocukların ya. yanında şimdi yani. Arkadaşlar bu programın paylaşılması lazım. Bu programı paylaşalım yöre gelmişken. E, bu arada benim Instagram adresim Erman Arıca Soy. Yeri gelmişken. Sağ ol, Hı. Teşekkür ederim Serkan'cığım. E, programı da mutlaka paylaşalım. Beğeniyorsanız yorumlar yazalım ve paylaşalım. Arkadaşlar bunu paylaşalım. Velhasıl paylaşalım. Paylaştıralım. Yorumlar yazalım. Paylaştıkça büyürüz. Güzelleşiriz. Hep birlikte. Değil mi? Evet. evet. Paylaş. <laughs> 10 Nisan'da paylaştığın bir tweet. Aslında evet. bir film. Film beğenmişsin sen. Yine uzun zamandır izlediğim en eğlenceli ve güzel filmlerden biriydi. Bu evrende kendinin en kötü versiyonu <laughs> olmak belki de o kadar kötü değildir. Evet. Filmin adı Everything Everywhere All at Once. Ha. Ben hiç duymadım bu filmi. Nerede izledin? Başka Şimdi. sinema. Ha, vay. Ama festival filmi diye düşünmüştüm. Halbuki değilmiş festival filmi. Başka sinemanın öyle yani bu filmi zaten çok merak ediyorum. ediyordum. Yok yeni çıktı. Ve çok çok beğendim. Ya böyle ben zaten paralel evren olaylarını seviyorum. Bu da tam onunla alakalı bir şey. Paralel evrende de Üç buçuk saat anlatsın. Gerçekten. yani şey benim de çok sevdiğim konulardır. Ama hiç girmeyelim daha iyi. Serkan bir başka. Girelim Der ki benim paralel evrende arkadaşlarım var. Onlar dedi ki diye. Ya Öyle kapsamlı yani. Yok ama tahmin edebiliyorum. Ama mesela en çok hoşuma giden şey şu. Einstein'ın ispatlamış olduğu zamanın yok olmadığı. Aslında zamanın bir boyut olarak evet. orada kaldığı. Benim bir tane arkadaşım var Mahmut. Mahmut Avustralya'ya gitti gösteri için oradan da dünyaya dolaştı geldi saniyenin sıfır nokta <laughs> Avustralya'ya gitti <laughs> Neler ve, yani bayağı uzağa gitti uçakla ve e, tabii ki de hızlandığı için zamanda bizden biraz geride kaldı 0.1 saniye gibi geride kaldı ama hala burada Mahmut'u gördüğüm zaman şöyle söylüyorum Mahmut hala buradaysa biraz geride kalmış olarak benim geçmişteki halimde orada duruyor yani bizim hiçbir zamanımız yok olmuyor yani bu bilgi bana çok hoş geliyor mesela Doğru. Yani şey gibi diyorsun sen. E, belki de zaman ilerlemiyor. Yok zaman zaten madde gibi her, her anıyla hep duruyor. Yani biz bir şeyin içinden geçiyoruz. Evet. Duran bir şeyin içinden biz geçiyoruz. Film Hiçbir karesi şey, film mi? karesi yok olmuyor aslında yani. hani Keyifli yani ölürken mesela şey düşebilirsin ama bütün hayatın hala olduğu yerde duracak. Tweet serisi var. Tam da senlik. Aşırı düşünen olmanın altı belirtisi. Tenlikliyim ya. Ben Niye mi? şaşırmanız? Aa çok iyiymiş falan demeniz lazım <laughs> burada. <bunu. gülüyor> Nasıl bir şey? Altı belirti. Altı belirtiyi merak ettim. Biz duralım mı? <laughs> Altı evet, belirti. Söyledim. Aşırı, Aşırı düşünen. Dalgınlık, dolandırılmak için dolandırıcı kesin. gelmesi. Aşırı düşünmenin bence en büyük belirtilerinden birisi dalgınlık katılıyor. Şöyle bir şey oluyor dolandırıcılar seni mesela vapura bineceksin dalgın dalgın görünce yanına geliyor dolandırmak <laughs> için zarf atıyor çok başıma geliyor. Ya sen bir yerde böyle düşünüp dururken aa keriz bu galiba diyor geliyor yanına oturuyor şey diyor İstanbul çok güzel memleket diye giriyor. Sonra bir anda sana bazı hayaller anlatırken buluyorsun. Para istiyor en sonunda hani. Sen de veriyorsun değil mi? Dalgın. Yok ne vereceğim? Dalgın değilim ki o sırada ona bakınca onun için düşünüyorum. Anlıyorum ki <laughs> dolandırıcı. Ya yani bir belirti bu. Dolandırmaya çalışıyorlar seni. <laughs> Bence Senin dalgınlık çok büyük bir Ben mesela çok dalgın bir insanım ama benimkisi artık çok şey boyutunda değil, <laughs> ileri boyuttaydı. Yani <laughs> elimde poşetler var, atıyorum başka bir şey görüyorum. Onu yere koyuyorum. Hiç hatırlamıyorum onlara ne <laughs> olduğunu. Ha, Anda poşet kopuldum. kaybetmek. Aşırı düşünmenin bir belirtisi <laughs> evet. poşet kaybetmek. Hiç böyle şeyler yaşıyor musunuz? Ya da mesela bir yere gideceksin bir adrese yürüyorsun. Geçip gitmişsin. Çok Aa, tozluğum. acaba ben nereye gidiyordum? Oluyor mu? Tabii. Şey... Mutfağa giderken kendinizi salonda buldunuz. <laughs> <Kesinlikle, gülüyor> <evet, gülüyor> Dalgınlık şeyleri. Ha. Ha sana da buldum. <laughs> Üç tane örneğimden sonra. <laughs> Ay canlı bakalım ya, bir de şey. Sanıyorlar ki canlı indiyiz kesemeyiz oraları. Anlatıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben konuşkanlığı bir seviyede çenem ağrıyınca diyorum ki karşısındakinin kulakları ve beyni ne haldedir deyip bir deniyorum. Ya e, sıktı mı filan gibi bir durum çünkü düşünsene çenen ağrımış konuşmaktan ve karşı taraf dinliyor bunu hani. Ya o yüzden bir noktada durmak lazım. Bak sen busun işte Serkan. Bu. Niye ya ne alakam var benim onunla ya hiç alakam yok. Bölünmüş üç tane bambaşka Aşırı düşünmenin altı <laughs> belirtisi. Bir, mesela sen evet. sende şu var mı? Bakalım abi. Bakalım tamam. Bakalım. İnsanların söyledikleri sözlerde gizli bir anlam aramak için çok fazla vakit harcamak. Ha o kaptan dedim bunu. Ben şaka yapayım. Ben demedim burada maddeler var. <laughs> tamam ben bunu yapmıyorum. Hemen Aa, örneğini kendin buldun. Kendin buldun örneğini evet. Ben bunu Bu yapmıyorum. Bu bir <laughs> <laughs> tuzak bir mı kurdun ki, ben bunu mesela yapmıyorum <laughs> yani. açalım geriye çevirelim bakalım yapmış <laughs> mısın yapmamış <laughs> mısın <laughs> yap bakalım yapmışım evet yapıyorum işim haklısın bir bir tek evet. <laughs> ve <Tamam>. kendi <laughs> Anne... buldum muhteşem değil mi muhteşem işte insanın kendisi ne olduğunu <laughs> ne bilmesi ne kadar iyi tanıması evet. çok güzel <laughs> ama bence ikimiz de şey yapalım sen yapıyor musun bunu sen de çünkü aşırı düşündüğünü söyledin az evet, önce evet ama ben Mesela altında anlam aramıyorum. Diğer altı belirtiyi de bir dinlemek istiyorum. Tamam. <laughs> <Ben> bunu <laughs> mı yapıyor musun? Biri bir şey dediği zaman altında mana arıyor musun? Özel bir mana. Ben ee, ben de söyleyeyim mi? Sen Anladım. de söyle. Düşüneceğim ben o sırada. Tamam. Politik davranıyorum davranıyor. Ee, bazen. <gülüyor> <gülüyor> e ama benimki de bazen tabii ki. Hep <laughs> de değil canım. Ama sen kapla giriş yaparak <laughs> Ben orada bazen şaka yapayım diye mı? yaptım arkadaşlar. Tamam ya. canım tamam. Tamam tamam. Tamam, yani tamam, tamam. düşünmüyorum düşünmüyorum. Sen hiç düşünme. Tamam. İki. <laughs> insanlarla yaptığınız konuşmaları keşke öyle demeseydim ah, işte ya da keşke şöyle deseydim şeklinde tekrar zihninizde canlandırıp durmak. 22 yaşında bir şey olaydan sonra bunu boş Nasıl? Ben hala Yapıyor yapıyorum. Musun? Çok. Çok rezil oluyorsun. Çok rezil olduktan sonra orada ne dersen de desem batacağını anlıyorsun. Ve şöyle diyorsun boş ver oyu ama anlıyorsun. <laughs> Çünkü hani düşünerek toplayamıyorsun bunu zaten rezil olacaksın. Yani ne dersen de kötü o durum. Düştüğün durum kötü zaten. Yani oraya gitmeseydim diye belki düşünebilirsin. Ben bunun için ayrı acı çekiyorum mesela. Ben bunun için yıllarca <laughs> psikoloğa gittim. <laughs> bir... <laughs> ayrı acı çekiyorsun. Evet bana. keşke olmasaydı diye mesela hani keşke öyle konuşmasaydık ve keşke öyle olmasaydı diye bir de ayrı üzülüyorum. He. Öyle boş ver hiç diyemiyorum. Yani keşke öyle söylemeseydim keşke şunları da söyleseydim. Hep her türlüsü. <laughs> Keşkelerin olacağına pişmanlıkların olsun. <laughs> Öyle değil ki o. Keşkelerin olacağını pişmanlıkların olsun muydu neydi o? Bilmiyorum. Pişmanlıkların bu işte keşkelerin olacağını pişmanlıkların olsun anladım ben öyle değil mi? Keşkelerin Öyle olacağını. mi? Evet duyumu güzel olacağına... geliyor ama evet. yanlışlık var mı emin değilim. Bunda bir tuhaflık var ya. <gülüyor> <gülüyor> Pişman olmayayım da keşke diyeyim. Ne? O daha kötü. <gülüyor> <gülüyor> neydi ya bu kafam karıştı. <laughs> pişmanlıkların olacağını keşkelerin olsun. <laughs> İyice kötü. Ama <gülüyor> <gülüyor> çok kötü değil mi bu? <laughs> çok kötü. Bunun <kötü> <laughs> <laughs> <kötü kötü gülüyor> <olacağına> iyi <laughs> <laughs> doğrusu. Keşkelerin Sen olacağına pişmanlıkların olsun işte. Çünkü keşke Böyle yaşamamışsın. Böyle bir şey olmayabilir mi peki Erman? Bunu diretiyorsun şu an bize şey ama. <laughs> Pişman olacağım diyeceğine yap de deme manasına geliyor Getirmeye yani. Getirmeye çalışsın onun. Ama şöyle oluyor. Pişmanlıkların var ama keşkelerin yok. Bu sefer şey diyebilirsin. Keşke keşkelerim olsaydı diyebilirsin. Yine keşke iki kere olmuş oldu. <laughs> keşkelerin olsaydı keşke. pişmanlıkların olmasa keşke pişmanlığım olacak deseydin. Pişmanlık birde kalıyor keşke üç kalıyor. Dolayısıyla mantık olarak üçe bir olarak keşke kazandı. İki keşke bir pişmanlık eder. İki <laughs> <laughs> keşke bir pişmanlık eder bu arada. <laughs> eder keşke artık keşke pişmanlık evet. eder. Yalnızlık pişmanlık. Bu bunu tişörtü olur. Keşke artı keşke eşittir pişmanlık. Niye? Çünkü çok derin. Sen keşke demişsin, sonra bir de keşke dediğin için bir daha keşke demişsin. Bu şey da pişmanlık. Ya. Üzüldüme, üzüldüm, üzüldüm gibi bir şey yani. Tabii yani. <laughs> 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 orada şarkısını yapmış mesela. <laughs> e, i̇ki de geçtik. Üç. Utandığınız anları zihninizde sürekli tekrarlamak. <laughs> Sen hayır mı Çok, çok uzun süredir yapmıyorum ya. Bayağı <laughs> Sen olsun. bu arada e, baya iki bir öndesin. Ben e, Ama bunu bence herkes yapıyor olabilir. ya Bak bir şey söyleyeyim, ya. söyleyeyim mi? Çok rezil. Ol... söyleyin? Çok rezil olman lazım ama. Şu bu sayede ama atlatabiliyorsun. Şey erkeklerle kadınlar bu konuda farklı olabilir belki. Erkekler rezil olmayı ya da utanmayı o kadar önemsemiyor olabilir mi? <laughs> Yok, Önemsebilirim. Canım. Önemsebilirim. Önemsebilirim önemser canım. Herkes önemser. Tabii canım. Ama çok kötü şaka yaptığınızda boş ver diyebiliyorsunuz. Mesela o da bir utanç ama kimse bunu umursamıyor. Boş ver diyorsun, dışarıdan boş ver diyorsun da. Ha, Peki içeriden, i̇çeriden o şakayı yapmasaydım oluyor mu mesela? Ya ben şey sahne Mesutla Mesut, Mesut e, süre ve İlker Gümüşoluk'tan gümüş olduktan sonra bir 15 dakika çıkıyordum. Üçüncü gösteride büyük bir salon tuttular. Onlar böyle birer saat gösterilerini yaptılar. Son 15 dakikada ben de orada ışıklı şeyde aynanın orada kendimi iki saat beklerken böyle ben burada ne arıyorum hissiyatına kavuştum. Sıra bana gelince de. <laughs> Onlar bir de ilk iki de önden hazırladıklarından gülen insanlara çıkmak çok kolay. Zaten gülmüşler. Sen de çıkıyorsun anlatıyorlar gidiyorlar. Bu sefer ben bir çıktım tutuk kalmış. Böyle bir durumdayım ve bir sürü arkadaşım gelmiş. Onların yüzünde Serkan bunu kendine <laughs> ne yapıyorsun hocam. durumu oldu. Battım. <laughs> Çıktıktan sonra o kadar rahatladım ki. Ya bitti dışarıya çıktık herkes de bana iyi davranıyor. Çok iyi davranıyor. Yani o kadar da kötü değil. İyi değil. iyi ya. İyiydi ya. <laughs> ya bir yerde oturduk bir şeyler içerken fark ettim. Bir laf var şey bir ip cambazın en rahat olduğu yer ağlarmış. Çünkü artık düşmüş. Ah oh, oh, bitti gerginlik geçmiş. Rezil olmaktan korkuyordum rezil oldum. Herkes bu arada gerçekten bak psikolojisi bozuk olanları bir atacaksın saniye. <laughs> <laughs> <Vallahi gülüyor> çok Vallahi bak. Çok mi? Bir beş dakika on dakika herkesin yaşaması lazım onu yani. Orada bir görsün orada bir dibi görsün bir cehennemi yaşasın. <laughs> <laughs> ondan sonra bakalım hayatta başka bir şey onu böyle üzebiliyor mu <laughs> bir de çok kötü seyirciyle çünkü iyi seyirci var iyi seyirci sen kötü de olsan olumluyor bir şekilde senin oradaki durumunu şey yapıyor bir de kötü seyirci var böyle aşağılar gördüğün bence ne kadar rezil oldu gibi durumu düşün Mesela bence şey de çok zor ikili üçlü sahneye çıkmak ama stand up bambaşka teksin ya dört <gülüyor> <gülüyor> sürekli ya şöyle olsaydı düşüncesiyle boğuşmak bunu söylemiş miydim Hayır ama yukarıdakileri çok benziyor Tamam. Beş. Beyninizi susturamadığınız için uyku problemleri yaşamak. Evet bu kötü ya. Çok şükür ki bu bende yok. Nasıl yok bilmiyorum ama <laughs> e, hemen uykuya dalıyorum. Ben de ya. Bende takıntı var. Eğer mesela bir şey arızalı ve onu yapmak için bir yöntem düşünüyorsam eyvahlar olsun. Aynı yöntem dönüp dönüp duruyor. En son vazgeçip kalkıp yapıyorum ya da yapamıyorum sabahı buluyorum. O yüzden bununla ilgili çalışmalar hmm. yapıyorum ki hani... Gecenin üçünde ormanda kalkıp YouTube videosundan bir e, su pompasının, mazotlu su pompasının <laughs> sübop ayarının nasıl yapıldığını öğrenip... ...işte kız arkadaşım ışık tutarken o sübop ayarını tam yapıp çalıştırıp ancak öyle uyuyabilmişti. Gece üçte. Ama susuz kalacaktık eğer yapmasam da. Gece üçte mi susuz kalacaktın? Yani, yani ertesi sabah gün sabah siz? da yapabilirdim işte uyuyamıyorum. Hayır ertesi gün sabah yapmana gerek yok. Beynim, Sen niye gece üçe kadar beynim beynim bekliyorsun şöyle merak Serkan? Ediyor. Ben orada bak yönetici olsam derim ki Serkan. Gece üç olmuş. Nerede gece üç olmuş. olmuş. Sen niye şimdiye kadar yapmadın bunu? <gülüyor> niye <gülüyor> gündüz yapmadın? Yöneticimiz yoktu. Yöneticimiz yoktu bizim. Sen ol yönetici. Gece üç olmaya uğraşmak tabii ki şey. Biraz zorlamaya şey. çalışırım pardon, Serkan da. Pardon, pardon. Ee... Yok o var bende ya. Yani düşünmekten uyku problemi var. Bitti. Kaç kaç olduk? Şöyle de oluyor. Şu an kaç kaç oldu? 5-5. 5-5 beş. Beş, beş, beş. canım. 5-5 değil. Benim, bende ilki yok. Ayrıca üç. uyku da yok bende. Doğru. 2-2. Benim 3'e üç, evet. Iki. Sen diğerlerini üç kabul üç. etmiş miydin? Üç. Ben eskiden vardı geçti. Utanmayı da kabul etmedin değil mi? Artık utanmıyorsun Utanmıyorum da. Utanmıyorum artık. 3-2. Üç, 3-2. Iki. Üç, iki. Üç, iki. Rezil olacağım kadar oldum üç, artık. 3 <laughs> yani. Ben rezilim tekiyim ne yapayım? Bununla beraber tamamlıyoruz şeyi. Biri size kaba davrandığında o anı zihninizde sürekli canlandırmak. Bunu şey düşünüyorum. Kaba davranma değil de ben mesela hoşgörüyle yaklaşmışım. Evet, evet. Sonradan şey üzülüyorum. Niye hoşgörüyle yaklaştım ki? Ya da Ağzını bana mesela neden e, ben bu kadar hoşgörüyle yaklaştım? Bana neden böyle davrandı? Evet. Bunu hep düşünüyorum. Ya ben kaba davranışta çok yani benim kişilik problemim belki hemen kaba cevap verebiliyorum. Gelsin ama kaba olduğunu ya anlamam için üç kere bir nezaket gösteriyorum. Üçüncüde eğer hala kaba davranış varsa nah işareti yüzünde beliriyor. Tamam. Ben <laughs> mesela şey de düşünmüyorum. Öyle yapmayacaktım aslında. Ne yapacaktım? Onun da bende bir cevabı yok. Sadece neden bana böyle davrandı? Başka türlü yapsaydım. ...daha iyi olur muydu? Şey o konuda kendim ...geliştirmem Ona lazım. Onu anlamak imkansız... ...çünkü insanlar o kadar acayipler ki... ...onların evet. neden öyle davranıklarını... ...anlamaya çalışmak kendini çözmekten ya daha zor... ...kendimizi zor çözüyoruz. Bir yerde bir şey okumuştum... ...bu söylediğine çok yakın Serkan bence... ...haklısın şey diyor... E, ...onun kendiyle ilgili durumu diyor... sana nasıl davranması, evet. davrandı ...tamamen de... hiç bilemeyeceğimiz bir durum yani. Bir yerde bir şey dinlemiştim... ...diyordu ki... ...din akşam dedim ki kendi kendime... Düşünme, düşünme, <laughs> kim anlamış ki sen anlayacaksın böyle. O da olur. Böyle <laughs> değil miydi ya? Sen anlayasın böyle. Olur ya, ha. olur. Sen söylersen olmaz mı? Söylemeyen nur utansın. <laughs> Şimdi biraz magazin dünyasına girelim, biraz hareketlenelim. Bu ne oldu? şey Manyak çıkmadık değil mi? O resimdeki gibi çıkmadık. Ya bence herkes öyle ya. Böyle olmamayan çok zor ya. En az altı maddenin ikisine sahip bence insanlar. Ya bir şey söyleyeceğim. Ee, niye? Aşırı düşünmek kötü bir şey mi? Evet, çok biraz kötü bir şey. Harbi şey şey. mi? Tabii, manyak kadar insanı. Çünkü çok rahat insanlar var düşünmeye. Ama arkadaşlar çok şimdi dünyanın aşırı düşünen e, insanlara da ihtiyacı var. Nerede? Şimdi <laughs> bulunduğu ortamdan yani normal hayat standardıyla bir derdi olan, oraya adaptasyon sağlayamayan insanlar bilimde, sanatta, teknolojide, yenilikçi şeylerde hep bu insanları yapanlara diyor. bakın. Hepsinin altında böyle aşırı düşünceler nasıl derler? Bir uyumsuzluk vardır yani. Evet. O yüzden rahat olun. Ama siz farklısınız arkadaşlar. arkadaşlar siz sanatçısınız, ya. farklısınız. Tabii ki de bunlar olacak. Tabii ki de siz altıda altıda yapmadığınızda üzülmeniz lazım bence. Bence üzülün. Bundan Uyuyamıyormuş o... değil mi? Beşinci maddeye <laughs> takmış kafayı. <laughs> Tabii ben insanları kafaya takmaya falan başlıyorum ama bunları düşünerek sanatçı olamazsın ki. Yani bunları bana düşünüyor. ters davrandı. <laughs> Keşke ağzını şöyle deseydim. Şöyle yaparsın mesela olmaz. sanat ters, ters davrandı. Tamam olmadık bir yerden bir şey çıkardın. Sen onu ona da anlatmıyorsun. Onunla da yüzleşmiyorsun. Diyorsun ki bunu ben insanlığa mal edeyim diyorsun. Bir tane Hı. eser yapıyorsun. Anladım. Hayır. Ya da mesela şöyle düşünün. bir oyununda onu içselleştirmen gereken bir yer var. Buradan alıyorsun mesela oyununu. Ve onu oradan çıkarıyorsun. Oynuyorum. Taşıyor yani. Fiyanını Gözlerinden taşıyor. Ters bakkal. Bakkal filan. <laughs> Hanımlar beyler konu buraya nasıl geldi? Devam ediyor. Ee, Serkan Yılmaz ve gözleşen Can konuklarımız hoş geldiniz. Gözde bu arada. Yüklü. Aslında üç tane konumuz var ha evet. bu arada. Ne ne ne. Geve ekodun. benim. Bu arada demin e, bu saydığımız maddeler, şey saymıştık ya, aşırı düşünmenin altı belirtisini iyi e psikoloji tweet adresinden, iyi e alt psikoloji tweet ad, e, adresi mi denir? Tweet hesabından hesabı. okumuştuk. Ve gel, gelelim benim bu aralar en çok takip ettiğim, sevdiğim bir tweet hesabı, Türk magazin efsaneleri. Yaşasın. Oradan. Neler varmış neler 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 ha şeyi hatırlıyor musunuz ya ne? bak Bülent Ersoy'un Hindistan gezisinde kendini Buda zanneden insanlara geçen gün gördüm onu. <laughs> kalkın evet evladım ya. ben Buda değil diye gördüm onu. <laughs> kızmış mı mu, bilmiyorum sen yok sanırım. hiç görmedim sana bak resmini göstereyim ama gerçekten tam bir Buda ama bir şey söyleyeyim mi gerçekten de ya el öpülesi durmuyor mu gerçekten evet hürmetli belki öyledir kendisi bilmiyordur öyle ne? mi oluyor budalık Bilmiyorum. Nasıl oluyor? Yani şey gibi bir şey mi? Mesela ben e, her an Buda olabilirim. Öyle bir şey mi? Öyle diyor. Ben budalılık hakkında konuşabilirim <laughs> ama budalık hakkında çok konuşabileceğini zannetmiyorum. Korkma, korkma. Budadan da linçleyeceksek. Ama Yo, yer linç içinde miydin ya? ya. Kesik bir sürü linç vardı. <laughs> yani ben gördüm biraz aslında da işte şey şaman böyle şeyler nasıl derler ona insanlar çok aralarında yaşadım da. Bilmiyorum hani öyle iyi hissedin hissetsin ya yani hiçbir şey demedim aslında burayı <laughs> direkt kes. Ben hiçbir şey demedim önce. Yani bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum. Bu dalalıkla çok... da çok güzel bir giriş yaptı gibi hissetmiştim evet, ama orada şey ama budalalık şeyden... işte buydu. Ben bu dalalık örneği verdim size. Bak yani konuşmadım tam bir şey anlatamadım bu dalalık örneği Tabii verdim. Orada şey oldu ha, orada şimdi bir... bu da ya bu demek olmaz diye. Tabi orada bir küçük bir evet düştüm. <gülüyor> <gülüyor> Şeyi biliyor musunuz? Sezen Aksu'nun Sen Ağlama şarkısını Hıncalı için yazmış. Ya evet onu da okudum. Peki Hıncalı Uluç ne yaşamış da Sen Ağlama demiş? Bir de Sezen Aksu ile mi bir şey yaşamış da Sen Ağlama demiş? Sezen Aksu. Şarkının diğer sözlerine ihtiyacımız var. Sen ağlama, <laughs> dayanamam. dayanamam. Sen ağlama, ağlama işte. göz, göz bebeğim, bebeğim sana, sana kıyamam. kıyamam. Çok da bir şey değil mi? Herkese diyebiliriz bunu yani. Hı. Ama özellikle Hıncalı Uluç'a demiş. Hıncalı Uluç ne yaşamış da Sen Ağlama demiş? Bu veri nereden geliyor? Hemen inanmayalım. <laughs> Bu veri Twitter'dan geliyor. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle olmayabilir de yani. Keşke önce onu açıklama yapsa bunu bunu yaşadım falan. Böyle <laughs> bir dayanağımız yok tam olarak. <laughs> yani. Ama ilginç geldi bana ya. Yani eğer böyle bir şey varsa kim bilir diğer şarkılarda neler var. Kimlere İnsan yazmış. İnsan aklına geliyor yani. <laughs> bir şey sallasan ne var Sezen Aksu'nun şarkısı başka? Ee, şey Ada Vapuru yandan çarptı. Yani onu da mesela şeye yazmış. Kime? Ee, Süleyman Demirel'e. <laughs> 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 olabilir. Ay çünkü Ama o da sanki olabilir, olabilir evet. Olabilir mi? Ben bu mesuliyeti üzerime almak istemiyorum. Ne olur ne olmaz. Sanki o şarkının politik bir duruşu vardı. Öyle mi? Vardır olabilir. Simitçi tamam, kahveci gazı. Başka şey ben yine Süleyman Demir çıktım. <laughs> Marka takıntısı olmadığını söyleyen Yasemin Öz İlhan. <laughs> İlla pahalı olması gerekmiyor. 3-5 bine de şık olmak mümkün demiş. Mümkün mü bence 3-5 bine ben çok şık olurum. ben <laughs> yani daha aşağısını bir şeyler deniyorum. Ya, kendinize yani... aldığınız e, en pahalı hediye ne oldu? 3000 liraya bir şey aldınız mı? 3000 liraya almadım gelinlik ama gelinlik falan değil ama böyle. Ha evet gelinlik zaten. O pahalı bir şey ama mesela kendime ayakkabı aldım. 3000 liraya. 3000 liraya almadım. 1000 liraya aldım. Tamam 1000 lira zaten 1000 liradan aşağı ayakkabı yok Ama yoksa... o zaman 1000 lirayı paraysa. <laughs> <laughs> Ay canım benim. Şimdi ne zamandır giyiyorsun ayakkabıyı? <laughs> 20 yıl önce almıştım ben stand up'a ilk başladığım zaman bir sahne kostümü pahalı bir şey alayım diye lüks bir mağazaya gittim sonra orada bir tişört aldım güzel kaliteli çok güzel bir tişört aldım ikinci bir indirim daha oluyormuş iyi daha indiriliyor hemen koştum aldım ama aynı mağazada sadece başka bir adam daha vardı ona da indirim filan dediler hiç ilgilenmedi Sonra işte erkek iç çamaşırında da indirim şöyle oluyormuş böyle işte o ikinciyi de alınca fiyat arttı. Yine başka bir indirime denk geldim. Ben iyi o zaman deyip koşturup onları da raftan alıp geldim böyle. Koştur koştur gidip bir sürü şey alıp çıktım öyle. Bir sürü parayı. <laughs> şey sen şey. de o zaman şey baz, bazı insanda şöyle bir şey var. Nasıl olsa iç çamaşırı bir tek ben görüyorum diye en Yok oruzundan alalım. Orada evet. hani o kaliteli bir şey alıyorum ki Yok gerçekten kumaş kaliteliydi. Hani kaliteli bir şey bak daha ucuna alabileceğim fırsatı değerlendireyim gibi bir gayretlik. Ben hiç beklemezdim senden fırsat değerlendirmesi. Ne bileyim sırada yani... gitmiş, ne <gülüyor> <gülüyor> <mıyım>? Oba, Oba'da <laughs> sen ob, Oba'da yaşamıyor muydun? Ne fırsatı? Ondan ya? çok önceydi canım. 10 yıl 10 küsür yıl önce yani. Ondan sonra bak şey olmuş bu. E, donunun satan bilgi <laughs> donları satıp obaya yerleşmiş. <laughs> Tabii canım, ya yakında yakın bir kitabını Sosu Ferrari'si Ferraris satardı ama yok, yok. ne var sonu satmış. kıyafetlerin <laughs> Kıyafetlerin hepsi ormanda çalışırken paramparça oldu. Ben geri dönerken yeniden her şeyi almam gerekti çünkü orada gerçekten de kıyafet denen şey parçalanıyor. Ne yani. kadar paramparça mı oldu? Evet. <laughs> ayakkabılar, her şey, kıyafetler, her gerçekten yendi gitti. Oba yani. olayı çok acayip Bu arada arkadaşlar, bilmeyenler vardır. Serkan Yılmaz e, pandemi döneminde Obada geçirdi. Oba kurdu. Oba mi? kurduk da olmadı, battık. Böyle şakasını yapıyormuşum gibi söylüyorum Yo. ama hakikaten oba yani bildiğiniz oba. Evet, ben <laughs> evet. de ilk duyduğumda sorma gereği hissettim. oba nasıl bir oba? Ya çok uzun sürer şimdi ya baya bütün konular dağılır. Baya neresini anlatacağım bilemiyorum çünkü sadece kısaca geç... özet geçeyim. Ya ekonomik kriz patlayacak diye öngörerek kendimiz Kadıköy kültürüyle bir köy kuralım mantığıyla internetten bir sürü insan birbirimizi bulup Gidip bir yerde bir şey kurup çalıştık filan en sonunda bazı olaylardan dolayı da battık. Sonra da geri geldik. Pardon şeydi. abi ben dinleyemedim. Bir daha <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sıkı durun. Bilinçaltımız nelerle dolu? Evet. İstanbul sosyetesinin gözde ailelerinden birinin kızı olan bilmem ne bilmem ne zaten harf vermiş. Bekarla veda partisinde Nijeryalı dansçıdan hamile kaldı. 9 ay sonra Amerika'da doğumunda kucağında siyahi bir bek verilmesi sonucu ortaya çıktı 2013 yılında. Bu doğru muydu ya? Hatırlıyor musunuz bunu? Ben bunu hiç hatırlamıyorum. Geçen ben de okudum ve nasıl bilmem falan demiştim. <gülüyor> 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 böyle bir şey olmuştu. Ve Bu bunu... nasıl gerçekten mi ya? Böyle bir haber çıkmış mıydı gerçekten? Hı -hı. Böyle böyle bir şey vardı. Evet. Yani çocuğun kaderi nasıl olacak? Ben de merak ediyorum sadece. Yani çocuk bu para var ama sorun yok diyor yaşını bir şey var. Şimdi, şimdi. Nijerya'da dansçılar mı? Çok küçük bir çok ihtimal de abi. olsa e, çocuğun, mesela iki beyaz, hı hı. siyah olma, siyah olma e, ihtimali var. varmış mesela. Sizin var. çocuğun da var ama yani, DNA böyle. testi yapılabilir böyle bir, ya bu kadar olaylar büyüdüyse <gülüyor> bu <laughs> merak edip neler söylüyorsun? Evet. Olmaz olmazmış, olmaz bir şey olmaz merak etme. Zenci bebek ya, gelsin gelsin <laughs> ya ne olacak? Ya değil, değil mi? Be. Şey var çünkü Rihanna'nın bebeği oldu oldu mu? Doldu mu? Bilmiyorum ki. Bunun fake olduğu çıktı da ortaya. Beyaz bebek vardı Rihanna'nın. Evet. Hmm. Ya bu tür olaylarda ama şey mesela en son Will Smith'in yaptığı olayda ya mekanı hazırlamışlar önceden ya Oscar töreninde normalde eskiden bir sahne olurdu. insanlar ödül almak için bir evet, yol yürürlerdi. Demiş, demiş, değil mi? Direkt adamı karşıya koymuşlar. Evet. Böyle yürüyüp tokat atabilecek bir mesafeye koymuşlar. Yani mekan bunun için hazırlanmış gibi evet. geldi bana. Hani şey. Doğru. Çok rahat geldi yürüdü. Normalde düşünsenize eskiden olsa çıkacak yerinden kalkacak. Bir yeri böyle merdivenlerle gidecek oraya ne oluyor aynen. falan der yani. Yanındakilerden bir saniye dövmeye gidiyor. ama Şöyle bir şey olabilir Yürü miydi? Dövecek. Peki mesela öyle o ihtimali düşün. Oradan gidiyor, yürüyor tamam mı böyle? Yakısını tamam. falan senin işte böyle küfredeydi de geliyor. Orada bodyguardlar Tutsabildi. resimini tutacak böyle yatıracak yere falan öyle mi olacaktı? Belki de bilmiyorum ama yani bu hazırlanmış ama gibi aslında da canlandıramadı gözde. <laughs> daha önce de Oscar töreninde bu e, Sasha Bo <laughs> Rohan Kahon muydu neydi adamın adı şu Borat filmindeki adam. O böyle hmm. e, <gülüyor> şey <gülüyor> yukarıdan böyle uçarak geldi ve e, bir tane rapçi arkadaşın üzerine oturmuştu falan böyle ilginçlik olsun diye. Böyle evet, şeyler daha önce Oscar törenlerinde oldu diye biliyorum öyle bir şey değil ki bu. Ya. Otur. Yanlışlıkla mı oldu? Ya yanlışlıkla değil. Daha önceden tasarlanmış ve ilgi çeksin diye. Yani yani ya, ilgi çeksin olsun. diye yapılıyor canım. Yani genel kitlenin ilgisini çekmek için galiba böyle şeyler yapmak lazım. Bu programda var mı mesela bir şey başımıza gelen? Ben çok mi? istiyorum ya. Yapalım ya. Nasıl? Eda Edecek? geldi, ma dans edecekti masanın üzerinde çıkıp etmeyecekti de yani. Etse ama güzel olurdu diye. Ee, etmedi. Sen etsene. Ama biz de şey yaptık ya böyle bunları yaptık. Bizimci evet. de girer ona. Girer mi? Girer Bence de değişikti. Canım. Daha başka, daha böyle, daha cesur daha adımlar bekliyorum sizden. Şey de ben, burayı kes ama ne yapayım? Doğurayım mı? Doğuruyormuşum. Böyle şeyler, böyle bekliyorum. şeyler. <laughs> ne Seni 9 ay sonra bir daha alayım. 9 ay çok olur. Olmaz O zaman doğmuş olur. 7. <laughs> ayda çıkarayım. Ne? 8. ay, 9. ay işte 10 gün kala gel. <gülüyor> tamam. Abi <laughs> bak. Kontrole gel sen. Kakağımı atarken pıt diye. Kontrole gel. <laughs> Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu gerçek. Ama... Manevi bir dünyada gerçek. Hmm. Zihnin o oyunu. O zaman tamam. O zaman şey yaparım. Sen Saygı buna diyorum. gerçek değil diyemezsin. Tamam, inanırım canım. Hayal dünyada senin gerçekse tamam senin için gerçek. <laughs> Benim kuklam var da, kuklamama şu anda Çanakkale'de. Normalde ya şey kuklayı kendin inerek. Evet. Ben buradayım ki. Bir yere gitmedim. Nasılsınız? Bir anda hemen gözünüze geldi mi bu bakışları oluştu? Oğlum sen olur olmaz niye çıkıyorsun? Ruh hastası. Şerkan ünlü olacağım dur. Bunun derdi ünlü olmak arkadaşlar. Sen <laughs> <geldi musun>? buraya. <laughs> Ya Mel Gibson'ın bir tane filmi var öyle biliyor musun? Kukluk oynatıyor. Hı -hı. Ama o kadar e, benimsiyor ki artık onu. Yani gerçek olduğuna inanıyor ve kolunu kesiyor. Oha. Bu neymiş ya? Kurtulmak için ondan. Böyle bir film var. Vay canına. İsmini hatırlayamadım ama böyle bir film var. Evet evet şey e, Jim Carrey'nin de vardı galiba öyle bir şey değil mi? Dizi vardı. Yok Mel Gibson. <gülüyor> <gülüyor> Kırmızı çizgine herhalde belki. Gibson. Jim Carrey demeyeceydin. Ya ya de mi var? Hı hı. Kukla işinde ama mesela yetişkinler özellikle Türkiye'de yabancıda kukla kültürü var Türkiye'de çok yok onlar hatta stand up'a falan çıkartıyorlar ama bizde kuklacıyı izlemek var direkt kuklacıya ne yapıyor diye bu bakılıyor kimse illüzyona hemen hı. inanmıyor o yüzden ben o gerçek ama hayal dünyada dediğin zaman onu hemen tamam iş zaten öyle bakmak durumundayız ama çocuklar direktmen hemen böyle ama şimdi elin Kuklayı kukla severim. olduğu zaman elinde hemen inanı veriyorlar böyle ve e, bir tane çocuğa şey demiştik. Yani sürekli bu yapamıyoruz yapamıyoruz. Robotundan gerçek Yaz <gülüyor> Yaz diye çok güzel bir A kuşağı çok güzel böyle bir aile geldiler. Kızlarının ismi Yaz. Yaz da çok tatlı. Ağkuşağı doğdu mu ya? Doğdu tabii canım. Doğdu, doğdu mu A mu A kuşağı? Kuşağı? Kaçta başlıyor ağkuşağı? 2000 kaç? şu anda ederek. 6 yaşındakilere kadar galiba Yok be abi. Hani ya? Yok abi. Z'di ya mı? <laughs> Zed ya. Z'di ya. Z'di onlar. Mı? Ya en son zaten Z koronadan sonra doğanlar zaten büyük bir etkiyle karşılaştıkları için kuşak farkı olacaktır zaten yani. hani Şimdi... Başka bir dünyaya doğuyorlar. O yüzden aa, alfalar geldi yani. E, internetten i̇nternetten araştırabilirsiniz geldiler. Varlar aramızdalar. <laughs> Ve Sanki çok akıllılar. Çok akıllılar. Evet. çok akıllılar. Evet. geldiler bunu bilim adamlar açıkladı. <laughs> İnmişler abi görmüşler konuşmuşlar gelecekten. Yani. Tamam varsa vardır abi. Ben bilmediğimden söylüyorum. Olabilir yani. Alın bu bilgiyi ne yapıyorsanız yapın diye bir hesap var <laughs> Twitter'dan. Ondan e, bir tweetimizde <laughs> devam ediyoruz arkadaşlar. Her insan evlenmeden önce ortalama 100 kişiyle flört ediyor. Haydi. Flörtün ama şeyi ne acaba? Ama evet sınırlarını çizelim. Mesela ben gülümsediğimde de. Bazen flört ediyorum hiç konuşmasam. Bir Onları de. sayarsak o. Bir, bir de bir yani. de flört bazen tek taraflı olabiliyor. En son bir film izledim. Son e, düello diye. Orada üç karakterde kendi tarafından bir filmmiş gibi gösteriliyor. İkinci filmdeki adam diğer kadının onunla flört ettiğini zannediyor. Ama sonra kadının tarafından baktığımız zaman ayıp olmasın diye sadece böyle yapmış. Ama adam için flörttü bu. Hem de kesin emindi. Kendisini çok yakışıklı oluyordu çünkü. Dolayısıyla tek taraflı bir flört var galiba yani sen karşı taraf yani e, platonik flört. Sen biri sana gülümsedi diye flört etti zannedersin ama ortada bir flört yoktur. E, Onu, doğru. Sayacak Onu sayacak doğru. mıyız? Yarım flört mü sayacağız? Bilmiyorum abi. ne yani oluyor? Şimdi... <laughs> Zaten burada ortalama yüz diyeyim. Size şey mi dedim sanki arkadaşlar bir sayın bakalım. <laughs> Onları da sayacak mıyız? <laughs> ona göre say. Saymaya mı başladınız hakikaten? Yok canım sayılır mı? Nasıl sayacaksın ki? Sayacağız ki evet. Sayamazsınız Dövme işte. yapıyoruz. Buraya tik atıyoruz. Her gün böyle şey <gülüyor> 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 Yani ortalama yüz 100 flört olmuş mudur yani böyle düşündüğün zaman olmamış mı diyorsunuz? Ben flört ya oğlum, bu sevgili de, Bir şey söyleyeyim mi? Evlendikten önceyi bilmem ama boşandıktan sonraki altı ayda yüz oluyor. <laughs> Öyle bir dönem oluyor gerçekten. Yeter be diye flört. <laughs> hani, sonra geçiyor ama yani hani. Kendinin bambaşka yönünü keşfetti. mi? Böyle de biri varmış içinde. <laughs> Senin seveceğin bir şey var şu anda. Neymiş? Bir tweet. Yarısı burada yarısı burada. Şöyle bir şey olmuş. Bu Selin Kunt paylaşmış. İran'da bulunan 5200 yıllık kase ilk animasyon örneği kabul edilmiş. Aa, onu da gördüm. Üzerinde şey mi var? Kase belli hızla döndürüldüğünde üzerindeki hayvan canlanıp ağaçtan yemişiyor. Harika bir şey çok ya. Çok güzel. Bayağı. Kase şu. Peki ne yapıyormuş? Hareket olarak ne yapıyormuş? O değişkenlik ne? Bunu yapıyor. <laughs> 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 ya, çok kötüymüş ya. ya. Ama evet <laughs> Ben şey yapmıştım <laughs> abi, abajura motor takıp üzerinde bir sürü çizim yapıp ışığı hızla kapatıp açıp ayarını yapıp yep. e, baya güzel böyle hani kamerayla aşağı doğru indiğin zaman şey görüntü oluşuyor böyle hani, hareketleniyor mu? Ya işte bir insan var ölüyor yürüyor yürüyor, yürüyor ölüyor. Ha, önce pardon ta geliyor doğuyor yürüyor biliyor ölüyor öldükten sonra işte e, çiçek doğuyor arı geliyor işte arı kuşuyor bir şeyler oluyor falan filan gibi bir hmm. şeydi şey bunda da sormuştun ya böyle geyik var hı hı. ölüyor ikinci hamlede <gülüyor> ölüyor <laughs> ara geliyor ölüyor. <laughs> senin öyle bir şeyin olmuş olsa ya reenkarnasyonla sen mesela bu adam sen misin ha biz zaten gel, gelmişsin tekrar bunu yap. vay be ben biraz şaman kafasını sevdiğimden aslında insanları çok net karakterize ediliyor yani şey senin tipinden bir insan Sinirlisin şusun busun falan filan gibi çok fazla insan olduğundan ihtimal dahilinde şu anda dünyada aynı düşüncelere sahip hemen hemen aynı olan bir insan. Çok yakın bir insan olabilir ve hemen hemen aynı davranıyorsunuzdur. O yüzden aynı evet, sayılabilir tip, misiniz? Tip olarak da varmış. Bir yerde okumuştum yani bir insandan iki tane var diye dünyada. İkiden çoktur ya. <laughs> aynı tip ama tip de aynı. Aynı tip. Senin tipin aynısında bir tane daha var. Bence de ikiden çok. İkiden çok aynı tipte. Evet. Öyle aynı düşünüyorum. Tipte. Neden bunu <laughs> aynı, olumu, tipte. aynı tipte? <gülüyor> <gülüyor> olabilir. Ee, bu arada aynı bölgede bulunan diğer çarpıcı şeyler arasında ne var acaba? Ne Ne? <laughs> Nasıl var? meraklandırdım burada. Ne olabilir? Çok acayip ya. İlk takma göz. Hmm. Nasıl bir uygarlıksa. En eski <laughs> zarlı gözü. oyun ve beyin ameliyatı izleri taşıyan bir iskelet de var. Bir Nokia 3310 çıksa tam olacak artık. Yani, değil <laughs> Aslında <mi>? hani... günümüz önce <laughs> <laughs> yani... 5200 diyor ya. Yani bayağı milatta şey önce Beyin, beyin hani ameliyatı yapmış ama sonra 10 gün sonra falan ölmüş. Onu da tespit etmişler. Nasıl tespit ediyorlar be? Bilmiyorum ya. Onu nasıl hakikaten şey yapıyor? Ya mikroskopla ve ölmüş o sonra. kafatasının üzerindeki işte kim neyi değmişi anlayabiliyorlar ve bir ameliyat bir uğraş var diye yapmışlardır. Hayır ya, 10 on... gün sonra öldüğünü bir süre ha. yaşamış o ameliyatla. Onu nasıl tespit ediyorlar? Hadi buldun sen? onu. Karbon testi falan yapmışlardır. Ya bilim adamı boş konuşmaz ya. Çünkü öbür gün latma yapıyorsunuz. Burada ama eskiden bunu sinema ve eğlence için kullanmayıp büyücülük için kullanmış olabilirler. Çünkü birinin aklını ya düşünse hareketli bir kase yapıyorsun. Hızla döndürünce görüntüler oynuyor. Ve Şimdi bana para ver. Kesinlikle Çünkü... öyledir. Yani ee... zaten şimdiki teknolojiyle geçmişe gitsen aklı çıkar ya insanların. Geçmiş dediğim gibi 100 yıl öncesine gitsen haklı çıkar. Evet. Tabii. O kadar geçmişe gitmene de gerek yok. Movie Graph. Mercit Robbie. Mercit değil o mi? O Mercit. Şimdi onu soracaklar. <laughs> Hep de benim aklıma. Margot mu? Mercit mi? Nasıl söylüyorum? Mercit. Mercit. Yok. Margot diye yazılıyor. Margo mu? Nasıl acaba? Ağızlarının şuradan filan bir yerden konuştuklar ama biz ağızlarını... Mercit Ruh abi. Mercit. Mercit. Mercit Ruh Öyle şey galiba. <laughs> yani. Asla da söylemeyeceğim. <laughs> Mesela Barbie. Barbie nasıl okunuyor? Barbie. Barbie. <laughs> hep Barbie bildiğimiz Barbie. Barbie. Filminden ilk görsel yayınlanmış. Barbie'yi oynayacak ya. Ben merakla beklediğim <laughs> film. bir Şenisi tanesi bu. Bence var. çok güzel. <laughs> Şarkı şey mi olacak acaba? Eskiden vardı ya. Anna Barbie, Barbie girl. In the Barbie world, life is plastic. <laughs> Eda'nın <Hanım Fantastik>. yapın. <laughs> Bunu niye biliyoruz? <laughs> Kaç tane şarkı söyledik sabahtan beri ben de söyledim. Hiçbirisine eşlik etmedi. <gülüyor> <gülüyor> eşlik ettiği şarkıya bak. Bir de o söyledi. Bir <laughs> de ben <laughs> İngilizce öğrenmek için basit pop şarkıları ezberledim. Errol Lavin'den işte bu Complicated falan ezberimde de biliyorum. Evet. Çok şey yani hani Teenage <laughs> şarkısı ezberliyorum. biliyorum. <gülüyor> Söyle, <gülüyor> bakayım. Ama amacı bambaşka değil mi Hı? İngilizce öğrenmek? Söyle bakayım. Complicated mı? Hı. ...nasıldı Düşünüyorum, bakayım? Nasıldı? Ya i̇lk girişi bulsak geriz geliyorsun. Sen kesin biliyorsun da şu anda ilk ben evet, söylemeyeyim sen diye. sen ben de devamını getirebilirim. Ben sen bilirim o numaraları Serkan. Değiştir. Ha, ha, yok ya. başka ergen şarkısı. Hayp Bilgi adresinde şöyle bir tweetimiz var. <laughs> Sadece o adrese değil birçok haber sitesinde de paylaşıldı bu. Ee, Mars'ta 94 dakika süren... ...bugüne kadar kaydedilmiş en büyük deprem gerçekleşmiş. 94 dakika. Oha. Evet. Kaç şiddet? Ben bunu okudum düşündüm. Sen her şeyi okumuşsun dakika. ya. Ama boş zamanım var. <gülüyor> 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 ne şeydi ben bunu biliyorum ben bunu Çünkü okudum. Çünkü benim Instagram ve Twitter'a hep bakıyorum hep bakıyorum. Bunlar da hep zaten gözleyicim beğendiği tweetlerden. Evet. evet bir buçuk saat sürüyor değil mi? 94 dakika çok uzun ya. Yani deprem süresine takıldım ben. Buyurun devam edin. <laughs> Ama yüksek mi acaba? Şiddeti çok düşük. Şiddeti bir. E, neymiş Biri. o zaman ya? Bir miymiş Birisi, onu bilmiyorum. Ben attım da 1.2. 1 bir, bir nokta ise koltuk at masaj koltuğu gibi. dinleniyor <laughs> değil mi? Arkadaşlar e, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Gelirken de. E, gelirken bir şey getireyim mi size? Programın sonuna gelirken. <laughs> bir şey lazımsa söyleyin. Şunları düzeltin artık ya. Yorulmadılar mı çocuklar ya? Tamam. Hepsi otursunlar böyle sıraya girsinler. Kapısınız Öne güzel. doğru baksınlar. Destek temiz hazır. Nasıl? Ha. Nasıl aldıysanız buraya öyle bırakın arkadaşlar şunuz tamam da. Böyle mi aldın? Güzel oldu güzel. Öyle gitsinler. Aşçı garsona. Ya öf öyle bir şey. <laughs> ben araba gibi düşünmüştüm. Gerçi Aşçı araba olsa bunların kolları aşağıda olması lazım ya. Hadi şoför şoförsün. Şuraya üstlerine koy. <laughs> Al bunu da bu da yalnız kalmasın. Bu da şoför gibi. En önde şoför. Güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Paylaşımlarınızı bekliyoruz. Arkadaşlar evet. konu buraya nasıl geldi? Bitiyor. Konuklarım Serkan Yılmaz ve Gözde Şencan ayaklarınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ee, çok güzel bir yayın oldu. Artık Kaplumbağa evet. yerini şaşırdı yani. Çok evet. güzeldi. Tebrik ederim sizi. Başarılarınızın biz devamını biz dilerim. Konukluk olarak. Seni. Görüşürüz. Öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay.